Lan. Ben ekran paylaşımına geçince size tam hepinizi görmeyebilirim. Şöyle açtım. Şimdi bu bizim projemiz için açmış olduğumuz bir 5D planner aracı. Bizim sınıf için kullandığımız araçtı. Bu aynısı ama farklı bir kullanıcı adı şifreyle giriş yaptık. Şimdi burada bakın Bilgen Hocam ve benim ismim var. Biz sadece şu alanı kullanacağız, tamam mı çocuklar? Size şifreyi verdiğim zaman. Sadece öğretmeninizin isminin olduğu projeyi şu üç noktaya gelip open diyoruz, aç diyoruz. Bir daha tekrar edeyim. Öğretmenimizin ismini bulup üç noktaya geliyoruz fareyle ve en üstte bulunan open aç demek. Buraya tıkladığımız zaman bize proje sayfamız açılacak. Evet. Açıldığı zaman bakın sadece bir tek oda bu. 3D konumuna geçersek bunun sadece bir oda olduğunu görüyoruz. Şimdi şöyle biz 2D'ye geçelim. 2D olarak sadece zeminini görüyoruz. Şimdi fareyle üstüne bir kere tıklıyorum. Tıkladığım zaman bakın 3 tane simge açılıyor. Ve bu simgeler birisi boyama için ortadaki kopyasını çıkart. Bu da sil demek. Silmiyoruz. Kopyasını çıkart dedim. Bakın hemen bir oda daha ekledim. Şu an iki tane sınıfım oldu. Bunu okul olarak düşünecek olursak. Böyle böyle odaları ekledikten sonra 3D boyutuna geçip ben sizi şu tarafa şöyle alayım. 3D boyutuna geçip şu sol menüdeki ekrandan da buraya kapı takmak istiyorum. Mesela kapı simgesine tıkladım şu simgeye. Burada bakın window pencere demek. İkinci sınıflar İngilizce görüyor sanırım. Evet, bu yıl başladılar. Görüyorlar birazcık. Ama simgelerden de tanırsınız. Bakın kapı simgesi var. Door İngilizcesi. Tıkladık. Eğer oda kapısıysa buna dış kapı kullanacaksak şu ikinciye tıklamamızda fayda var. Bunu üstüne basılı tutarak şöyle basılı tutarak sürükleyip istediğim yere bakın getirdim. Şöyle biraz daha binayı küçültüyorum. Getirdiğim zaman bakın kapıya tıkladığım zaman kapının yönünü değiştirebiliyorum. İçine açıldı şu anda. Tekrar kapıya tıklayayım. Sanırım fazla gitti. Bakın içi açıldı şu anda. Bu şekilde. Yanlış da yaparsanız hiç dert değil. Onun rötuşlarını biz sonra yaparız, tamam mı? Şimdi ben böyle bırakayım. Bizim öğrencilere vereyim şifreyi. Size de vereyim. Önce şöyle isim isim gidelim. Mesela ben bir oda ekledim. İsim vereceğim ve o kişi şifreyle giriş yapsın, açsın bu projeyi ve o da bir şey eklesin. O eklerken de biz burada ekranda izleyelim. Anlaştık mı? Öğretmenim, ilk ben yapabilir miyim? Şöyle yapayım çocuklar, bir burayı durdurayım. Hepinizi birden göremiyorum paylaşınca. Onun için şimdi numara vereceğim, not alın. Ben de defterime buraya bir yere not Tamam. alayım. Kime söz hakkı veriyorum, hangi sırayla ne yapıyoruz? Onu belirleyelim önce. Teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bir ekleme yapayım. Şimdi hepimiz aynı anda giriş yapacağız ama sadece numarasını söylediğimiz kişi müdahale edecek. Anlaştık mı? Bizim öğrencilerimiz de aynı şekilde. Örneğin bir numara, şimdi Zeynep birinci numarada. Zeynep mesela bir oda ekledi. Sonra Bilgen öğretmen bir numarada hangi öğrencisini belirlediyse onun öğrencisinde sıra olacak. O bir kapı ya da bir pencere takacak. O şekilde ilerlersek bir onların sınıfından bir bizim sınıfımızdan bu şekilde çalışmamızı tamamlarız.
Hemen ben chatten şimdi kullanıcı adı ve şifresini gönderiyorum size. Şöyle. Planner 5D'nin önce şeyini de atayım ben. Öğretmenim zaten biliyorum. Oradan bizim okul hesabımız açıktı. Şimdi oradan çıkış yaptım. Oradan çıkış yapın. Evet, eğer cihazınızda bizim okulun hesabı açıksa oradan çıkış yapın. Tamam. Hemen yapıyorum öğretmenim ben de o zaman. Ben çıkış yaptım. Planner Giriş yapmaya çalışıyorum. başta. Şimdi ilk olarak kullanıcı adını gönderdim. Aracın ismini gönderdim. Kullanıcı adını gönderdim. Şifreyi de gönderiyorum. Girişinizi yapın ama lütfen sizler müdahale etmeyin. Zeynep çalışacak. Bakalım size ne çıkıyor. Tamam. Bende açık şu anda. Başka giriş yapan oldu mu? Ben giriş yapıyorum öğretmenim şu an. Tamam. Girişimiz hazırda olsun ki. Zeynep, durumun nedir? Diğer arkadaşımız başlasın mı süreyi etkili kullanmak adına? Öğretmen Murat Furkan başlayabilir. Ben Binali adım. Murat Furkan başlasın o zaman. Tamam öğretmenim. Ben şu an zaten giriş yaptım. Tamam, lütfen eklemeni yap. Sen çalışırken aile Anladım. büyükleriniz de sizin yüzünüz görünmeyecek şekilde bir ya da iki kare fotoğraf alsınlar. New Project diye görünüyor. Evet, maalesef. O zaman bundan devam edin. Tamam. İsmi biz sonra ekleyelim. Şu anda Ha, o da benim yalnız iki tane new project var. hayır, şu görünüyor. Bak zaten ekranda. Bakın. Benim yaptığım kapı. O da ekledi. O üç noktaya tıklamadan direkt üstüne tıklayıp da giriliyor. Evet, öyle de Benim oldu. dört oda var. Peki. Furkan, tamam, bu kadar yeterli. Çünkü kısa kısa herkes bir parçasını yapacak. Hemen Benim sıra Zeynep giriş bendeydi. yaptıysa, Zeynep yapabilecek misin? Ama şöyle, pardon, Bilgen Hoca'nın öğrencilerinden birisi girecekti Evet, sırada. benim birinci öğrencim Elif Gökçe. O ekleme yapabilir. Tamam. Elif Gökçe giriş yaptıktan sonra 3D boyutuna al ve buraya bir kapı, bir pencere takabilirsin. Eğer öğrencimiz yaptıysa biz yaptık desin. Elif Gökçe, bir kapı ekle kızım odanın birine. Öğretmenim ben ikincideki üst gibi bir tarafa kapı ekledim ama gözüküyor mu? Şu an burada gözükmüyor ben. Sayfayı yenilersek gözükür herhalde. Sayfayı bir yenile de üst Evet. taraftan. Böyle oldu herhalde. Şu anda gözüküyor kapı burada. Evet, güzel. Peki, teşekkür ederiz. Hemen bizden sıradaki öğrencimiz Aysima ya da Zeynep, ikinizden birisi. Lütfen. Fark etmez benim için. Zeynep, o zaman sen başla. Tamam. Hocam biz girdik ama. Ahmet Ceren, ben sana Bilgen hocamız. söyleyeceğim. Öğretmenim Tamam. söyleyince müdahale edin. Tamam. Harikasınız. Çok güzel gidiyoruz bence. Ben kapıları şöyle yerleştireyim. Zeynep tamamlayınca bana haber ver. Tamam öğretmenim. Son şey yapıyorum. Öğretmenim. Pardon. Ekranı paylaştın. Sen de mi kapı ekledin Zeynep? Dışarı doğru kapı eklemiş, evet. Hemen bir de pencere Evet. ekledim. Bir de pencere ekledim. Pekala. Evet ama şu an bir sorun oldu. Pencere ha, şimdi oldu. Çocuklar, şu an bende de bir sorun var. Şöyle yapayım. Örneğin bizim kendi yaptığımız var yani o planer 5D'leri. Onları ne için yapmıştık öğretmenim? Eğlence amaçlı mı? Hayır, eğlence Onunla değil. ödev vardı. Onlar ödevdi. Onları da Ha, evet. projede paylaşacağım sonra. Ben Tamam şey kapıları tamamladım bir de pencere ekledim. Evet, onları keşke küçükler yapsaydı. Neyse, artık çocuklar siz bu okulu geliştirin. Bilim sanat öğrencileri olarak biraz daha hani Tamam öğretmenim. Ben diğer pencereleri de eklemiştim. Öğretmenim Tamam. aslında. Belki şu an görünmüyordur pencere. Evet, Öğretmenim. şurada görüyorum. Sıradaki öğrencimiz Aysima. Aysima, devam edebilir misin? Çocuklar, bakın şöyle isim gidiyor sanırım. Şu New Project diyor ya, şuna tıklayacaksınız. Şunun üstüne tıklayacaksınız. Affedersiniz Bilgen Hocam, sıra sizdeydi. Kusura Ya bakmayın. estağfurullah. Evet, sıra Simay'da.
Tamam öğretmenim, yapıyorum. Pencere. Ne? Burada. Bir pencere ekleyebilirsin Simay, odanın birine. Hangisini seç? Hemen yerde şurada. Bunu pencere. Buraya ekledik. Görünmüyorsa Sinem hocam yenile diyebiliriz. Yok yukarıda. Hocam tamam, görünüyor ve ekledik biz. Tamam. Sanırım siz de göreceksiniz. Tamam hocam, teşekkür ediyorum. Tekrar yenileyelim. Görünüyor umarım. Bakıyorum şu an. Görünüyor. Tek pencere, bir pencere eklendi. Şöyle bir yenileyim ben de sayfamı. Örmeğim bende gözüküyor. Tamamdır. İşte geçersek evet. Daha iyi görünüyor. Evet. Aynen. Değil mi? Evet, evet eklenmiş. Şu anda eklenmiş, harika. Peki, hemen Aysima orada mısın? Peki, Aysima herhalde şey oldu, müsaittir. Ecrin, yapabilecek miyiz? Evet, öğretmenim girdim. Bir saniye. Ne kadar bir şey ekleyebiliriz? Şöyle bir oda daha, hani bu bir büyük bir okul olacak sonuçta. Öğretmenim. Koridoru. Ben bir tane Aysima şey hoş geldin da. Tekrar. Sanırım hattan düştün ya ama. Ya öğretmenim şey ya bilgisayar kapandı şimdi. Tamam. Aşağıda da elektrik şey falan var. İnternet şey. Ben planı 5'te öğretmenim. Babam girmeye çalışıyor. Şu an telefondan girmek zorunda kaldım da. Baban yapabilirse eklerim. Tamam sakin ol. Sadece katılım sağlaman da önemli. Sadece bu sefer katılım sağla. Heyecanlanma olur mu? Şey, biraz bekleriz, en sona alırız olmadı seni, oldu mu? Evet, tamam, öğretmenim. Ben şu an bir tane öğretmenler aman öğretmen şey yapıyorum da bir şey ekliyorum, görünüyor mu şu an? Masa ekledi öğretmenim. Sayfayı yenileyim. Masa ekledim. Evet. Masa ekledi öğretmenim, yenilendi. Sayfaya geçti arkadaşımız. Bir şey daha ekleyeceğim de, bir saniye. Tamam. Sandalye eklenmiş öğretmenim. Evet, bir sıra gibi bir şey eklemiş. Ecrin tamamladın mı? Kayseri'deki arkadaşlarımıza verelim mi sırayı? Tamam öğretmenim. Şey öğretmenler odası gibi bir yer yapmaya çalıştım da. Peki bu okul 4 tane bölümden mi oluşacak sizce? Şöyle bir bölüm daha ekleyelim. Oda çok fazla oda, çok fazla. Çok fazla oda ekleseniz öncelikle. Nasıl olsa onu sonra yaparız. Öğretmenim ben masa koydum da burada gözükmüyor. Öğretmenim ayrıntılar sonra olur. Ayrıntıları kaba sonra taslak yapmamız lazım. Evet, şu anda binayı inşa etmemiz lazım. Öğretmenim tamam. Bende masa görünmüyor. Söz bilgi hocamın öğrencisi. Yenile sayfayı yenile. Bu arada beni uyarıyor şu anda sistem. Bakın, öğretmenim yarım saatimiz masa oldu. Görünmüyorsa şöyle yapalım. Tekrar ders yapacağız. Çocuklar şöyle yapalım. Bir çıkış yapıp tekrar giriş yapabilir miyiz? Geç mi olur bilgiler? Yaparım. Ne dersin? Yapalım. Bir giriş daha yapalım. Tamam. O zaman bir kapatayım ben. Öğretmenim arkadaşımızın birinin elektrikleri gitmiş. Katlamayacakmış. Tamam. Olabilir. Çocuklar şimdi Zoom'dan ayrılıyoruz. Tekrar aynı linkle tekrar bağlanıyoruz Zoom'a. Evet. Tamam öğretmenim. Tamam. Görüşürüz birazdan. Görüşürüz. Görüşürüz diye.